Halk TV'de Halkın Ana Haber Bülteni kaldığı yerden <laughs> devam ediyor. Saatler 19'u gösterdi bile takvimler 14 Mayıs'ı göstermekte. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Biz de çiftçiler gününü kutlamaya kalksak tek tek telefon edip son kalan 10 çiftçiyi kutlayabilirdik diyen izleyicimiz olmuş. Çiftçi kalmadı. Tarım neden bitirildi? Tarım ülkesi Türkiye'de. Sizce önemsiz mi? İşte bunu konuşacağız. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, kendisi de ziraat mühendisi olan Orhan Sarıballı. hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Böyle <laughs> yapmış izleyicimiz diyor ki tek tek kutlayabilirler çiftçiler <laughs> Günü zira çok kalmadı. İki elin parmakları kadar kaldı deniyor. Oysa ki ee, çiftçi yani üretim demek üretmeyen toplumlar da yok olur. Yok oluyor. Yok olur. Bunu konuşacağız bugün. Bu çok önemli. Bugün Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar efsane başkandır Şemsi Bey de. Sağlık problemlerine rağmen her şeye rağmen hepsini geride bırakarak çiftçinin haklarını aramaya devam ediyor. Bir açıklama yaptı. Ee, ve dedi ki ee, biz ithalattan vazgeçilmesini istiyoruz çiftçiler olarak ve maliyetlerin düşürülmesini istiyoruz çiftçiler olarak. Zor durumdayız. Tarımsal desteklerden alınan %2 ile %4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılsın. Tarımda kullanılan elektrikteki enerji fonu ve TRT payı kaldırılsın. Yemde fiyat düşürülmesi için girişimde bulunulsun. Üreticiye yem desteği verilsin. Biz zor durumdayız diyor. Kırmızı ette piyasa istikrarı sağlansın. Üretici önünü görsün üretimi artırıcı tedbirler alınsın, piyasa fiyatlarının ithalatla regüle edilmesi uygulamasından acilen vazgeçilsin diyor Şemsi Bayraktar çiftçimiz. Şimdi bunu konuşacağız bu çok önemli. Ne yiyecek vatandaş? Yani biz eskiden bize okul kitaplarında da öyle söylenirdi işte öyle de anlatırdı öğretmenlerimiz. Dünya üzerinde kendi kendine yeten işte ürettiğini tüketen yedi ülkeden biriyiz. Biz de, biz de bunu söylerdi yer <laughs> yer Değiliz. Her şeyimiz ithal. Yanlış mıyım? Çok doğru. İşin en önemli noktasından başlamak isterim, anlaşılsın diye. Evet. Gıda yeni dünya düzeninin toplumları sömürmek ve toplumları kontrol altında tutmak için en önemli silahtır. Niçin bunu söylüyorum? 1940'larda 50'lerde İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında bugün gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkeler, yani bugün dev ekonomileri olan ülkeler tamamen aşağı yukarı dışarıdan tarımsal ham madde ithal ediyorlardı. Tekrar söylüyorum, tarımsal ham madde ithal ediyorlardı. Kendilerine yetmiyorlardı. Buğday, arpa, mısır, çavdar birçok ürün. Bugün geldiğimiz noktada bu ülkeler İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz dünyada 70-80 milyon insanın rakamı belli olmayan insanın öldüğü bir savaş. O savaşın birkaç kahramanı vardır. Biri soğuktur, biri açlıktır. Elbette en büyük kahramanı faşist Hitler'dir. Şimdi o günün yalanları bugün de devam ediyor. Her şey güllük gülistanlık gibi gösteriliyor ama dediğiniz gibi tarımda ya da üretimde çok ciddi sorunlar var. Şöyle söyleyeyim. Sıkıntı, sıkıntı <laughs> ortada. İkinci Dünya Savaşı'nda açlıktan ölen milyonlarca insan var. E, bugün de maalesef 2019 yılında çocukların yatağa aç girdiği e, bazı evler var. En azından onu söyleyeyim. Çocuklar yatağa aç giriyorsa bir problem var ortada demektir. Ama ülkenin politikalarını şekillendirenler sıkıntı yok, sıkıntı yok diyorlar e, ithalat kapıları da sonuna kadar açılıyor. İthal etmediğimiz şey yok. Soğan geldi geçenlerde. Nereden gelmiş? Kuzey Afrika'da bir ülkeden. Markete koştuk gittik soğan bulacağız diye. Soğan yoktu çünkü. Çürük. Baktık çürük soğanlı satmış bize. Tunuslular galiba. Evet. Nereden aldığımız da belli değil. Evet nereden aldığımız artık belli değil. Tamamen denetimi de kaldırdılar. Birazdan patatesle ilgili birkaç konu söyleyeceğim. Şimdi o 1950'den sonraki süreçte İrfan Bey şöyle bir şey yaptı o ülkeler açlığı ve tarımın kıymetini anladılar. Ve o tarihten sonra öylesine bir destekleme politikaları, tarımda öylesine geliştirme politikaları, araştırma politikaları, argeler uyguladılar ki, bakın o 1970'li yıllarda Avrupa'nın o ülkelerinin bütçelerinin, tekrar söylüyorum bütçelerinin yüzde altmışı, yüzde yetmişi tarımda yeniden modernizasyona yatırıma gitti. Ve bu ülkeler Önce kendilerine yeterli ürünleri ürettiler. Sonra yetmez üretimlerini hiç, hiç kısmayarak başka ülkelerin gıda üretimlerine, tarım üretimlerine engel oldular. O ülkeleri şimdi kendi gıda tekelleriyle yönetiyorlar. Yani gıda yeni dünyanın artık bir yönetim aracıdır. Gıda ve tarım ve toprak yeni dünyanın yeni bir egemenlik ve hegemonya kurma aracıdır. O yüzden tarıma böyle sadece tarım gözüyle bakmak mümkün değil. İkincisi gıda egemenliği diyoruz biz. Ne demek biliyor musunuz bu? Gıda egemenliği şudur. Bir ülke, Türkiye kendi toprakları, kendi suyu, kendi güneşi ve kendi çiftçisi varsa o çiftçiyle o toprakla o suyla kendi 82 milyon insanın karnını doyurmalıdır. Kendi topraklarında, kendi tohumuyla, kendi bitki çeşitliliğiyle, kendi olanaklarıyla insanının karnını doyurmak, doyurmak ister. Böyledir gıda egemenliğinin temel kavramı. Eğer siz gıda egemenliğinizi şirketlere, yabancı ülkelere teslim ederseniz, gelecekte bağımsızlığınızı da terk edersiniz. İki örnekle bunu pekiştirmek isterim. Şimdi gittiler <laughs> Sudan'dan 8 milyon 700, 9 milyon dönüme yakın arazi kiraladılar değil mi bu iktidar? Ne dedi? Ben buradan iş adamları götüreceğim, Oradan iş adamlarıyla oralara ekeceğim. Çok ucuza kiraladım çünkü. Çok ucuz. Oradan buraya tarım ürünleri gönderip ülkemin gıda güvenliğini sağlayacağım." dedi. Peki ne oldu Sudan'da? Darbe oldu. Nerede topraklar? Nerede? Geçmiş olsun. Nerede? Peki bizim ülkemizde durum nedir? 2002 sonundan 2018'in sonuna kadar AKP iktidarı döneminde 34 milyon dönüm arazi üretimden çıktı. 34 milyon dönüm. Oraya kaç dönüm kiralamaya gittik? 9 milyon. Bizim ne kadar tarım alanımız boş? 34 milyon dönüm. Bu birinci örnek. Bu ancak kargaların gülebileceği, tarihte aptallığın nelere karşılık gelebileceğini ortaya koyan önemli bir örnektir. Bizim geldiğimiz noktayı anlatan basit ama önemli bir örnektir. Diğer bir örnek. Katar. Katar'ı bizim toplum... Geç tanıdı ama iyi tanıdı. Hemen hemen Katarların olmadığı bir sektörümüz yok. Bilmediğimiz aslında içimize kadar girdiğini de söyleyebilirim. Ama bilmediğimiz daha ne çok şey var zamanla çıkacak bunlar. Tank palet fabrikasından tutun da bilmediğimiz birçok araziye kadar. Katar'da bundan sanıyorum bir yıl önce falandı bir ambargo uygulandı. Ambargoyu Suudi Arabistan başlattı, başka ülkelere yayıldı. Katar'ın milli geliri gayet iyi. Deyim yerindeyse çok iyi bize göre. Biz 9.500 dolarlardan bahsediyoruz. Onlar 35-40 bin dolarlardan bahsediyorlar. Yani Katarlı'nın parası var. Katarlı'nın cep telefonu var mı? Var. bilgisayarı var mı? Var. Dizüstü bilgisayarı var mı? Var. Masaüstü var mı? Var. En iyi araca sahip mi? Sahip. Peki ambargo olduğunda Katar halkı nereye koştu? Nereye gitti? Bir daha araba almak için mi? Hayır, bir Yeme daha cep telefonuna mı gitti? Yiyecek bulmaya gitti. Evet, bütün marketlere gitti ve oradan makarna, bisküvi, un, ekmek ne varsa saldırdı marketlerden aldı. Bunun adı neydi? Gıdasız yaşam olmaz. Gıda haktır meselesiydi. Şimdi buradan da yola çıktığımızda Türkiye Cumhuriyeti gibi stratejik konumu olan bir ülke. Bir tarafı Orta Doğu, bir tarafı Avrupa. Öyle bir Avrupa ki bu. Bütün gümrük vergilerini kaldırtıyor sizden. 2004-2005 Avrupa Birliği müktesebatı o görüşmeler o görüşmelerden çıkan temel sonucu paylaşmak isterim sizinle. O sonuç o görüşmelerde şu diyor. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti siz eğer biz çağırmadık. Siz diyorsunuz ki biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. İyi güzel. Ama Avrupa'ya girmenin koşulları var. Tarımdaki koşulumuz şu. Siz Avrupa Birliği'nin ancak Avrupa Birliği ile dört üründe rekabet edebilirsiniz. Küçük baş hayvancılık fındık kuru bakliyat yaş meyve sebze bu dert, dört sektörün dışında diğer sektörlerle bizimle rekabet edemezsiniz. Ona göre yolunuzu yordamanızı çizin. Yani diyor ki siz bu dört sektöre önem verin. Diğer sektörleri aslında silin. Çünkü siz o sektörlerde bizimle rekabet edemeyeceksiniz. Çünkü bu hububatta biz çok iyiyiz. Biz diğer ürünlerde çok iyiyiz. Bizde süt gölleri var Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da Et, et, dağları var, tereyağı göl dağları var diyor. O yüzden siz buna göre bir yol çizin diyor. Ama 2019'un sonuna kadar da bütün gümrük vergilerini, gümrük duvarlarını sıfırlayın. Koşulumuz bunlar. Ama bu dört alanda küçük baş yani koyunculukta, fındıkta, bakliyatta ve yaş meyve sebzede eğer bizimle rekabet edebilecek düzeye gelmek istiyorsanız her yıl bütçenizden 14,5 milyar avro destekleme yapmak zorundasınız diyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve hükümeti 16 yıldır Türkiye'ye dair, Türkiye Cumhuriyeti'ne dair, Türkiye çiftçisine dair bir politika ortaya koymuyor. Bir politikası var. Şu söz yanlış bir ifade. Der ki herkes, Türkiye'de bir tarım politikası yok. Hayır, hayır kesinlikle çok e, mekanik işleyen, matematiksel işleyen ve amacına uygun giden bir tarım politikası var. Tarım politikası kim yönetiyor bakalım. Bir, Avrupa Birliği'nin talepleri yerine getiriliyor. 2- Amerika'nın büyük şirketlerinin, Kargil'in öbürünün ihtiyaçları yerine geliyor. 3- Nesler'in istediğine göre giriyor. 4- Ferro'nun dediğine göre çalışıyor. 5- Bayer, Sincanta, Sumitoma gibi tarım girdilerini sağlayan o devasa tohum, ilaç, gübre fabrikalarının ve şirketlerinin istediği yönde bir tarım politikası gidiyor. Altı, şirket tarımı küçük çiftçi tamamen tasfiye edildi, yoksullaştı, fakirleşti, üretemiyor. Ürettiğinden para kazanamadığı için kırı terk etti. Hükümet bütün desteklerini küçük çiftçiye ve ortak ölçekli çiftçiye değil, büyük çiftçiye göre konvansiyonel tarım dediği, endüstriyel tarım dediği, mekanik tarıma dönen, insanı içinden çıkaran, her şeyin bir bedeli olan sisteme entegre ettiği için oradan yürüyor ve elbette ithalat lobileri ve ithalatçıların istediği biçimde bir tarım politikası yürüyor. Sonuç olarak ortada ciddi bir tarım politikası var. Tek 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 kademeli olarak işliyor. Bu ülkenin insana artık ticarete konu olmuştur. 82 milyon insan sürekli tüketiyor tüketime açıktır. Bu insanların ihtiyacını yabancı şirketler, yabancı çiftçiler ve o yabancı şirketler ve yabancı çiftçilerin ürettiği ürünleri bu ülkeye satıp bu ülkeden para kazandıran, kazanan saray ve çevresinin ithalat lobisine göre hareket ediyor. Ortada inanılmaz bir mekanizma var, inanılmaz bir tutarlılık var. Tam alfabetik sıraya göre gitmekte ve biz buna sadece bakıp durumu anlatmaya çalışıyoruz. Buradan bu vehamet durumuna doğru gelmek isterim. Bu dondurulmuş patates firmalarından biri çok uluslu bir firma. İşte dondurulmuş patates satıyorlar bütün dünyaya. Ona yıllarca işte e, hizmet etmiş, danışmanlık da yapmış olan şimdinin Tarım Bakanı Sayın Pak Demirli, e, patates bulamazken vatandaş e, ve patates üreticisi de zor durumdayken telaşa gerek yok diyor. Gerekirse ithalat silahını çekeriz açıklamaları yapılıyor zaten her şey ithal söylediğiniz gibi Antakyalı büyük verimli arazilerin sahibi olan bir çiftçi dostum. Geçenlerde bir toplantıya çağrıldığını söyledi. İsrail menşeli uluslararası bir firma bizim tohumlarımız ne kadar kaliteli diye o bir yöredeki çiftçiyi bir toplantıya, çok şık da pazar günü bir toplantı düzenlemişler. Gelin bizim tohumları size anlatalım diye. Yani memleket bir pazar haline getirilmiş durumda. Bu çok uluslu firmaların pazarı haline getirilmiş durumda. Ben Antalyalıyım baba tarafından. Antalyalı Seracı benim akrabalar da hal yasasını böyle tabir caizse yürekleri ağızlarında bekliyorlar. Ne olacağız biz diye. Bunca yıldır iktidara destek verdik diyor benim akrabalar Kumluca'da. Şimdi getirdiğiniz nokta bu mudur bizi diye de soruyorlar. Tam işin ehliyle birlikteyiz. Hani Ankara'da masa başına oturup tarım politikaları konuşan biri değil. Şimdi o fotoğrafı rica edeyim göstersin arkadaşlar. E, neresidir ben de merak ediyorum. E, biraz bir evet şimdi görebiliyoruz tam ekran. E, bu sizsiniz efendim. Kendi, bahçem. kendi bahçeniz mi Tabii, burası? Kendi ne, nerede bu? Tabii Karacabey Paşa bölgesinde OVSM'nin durumtay merkezinde. Tabii onu söylemeyi unuttum. Ben evet milletvekiliyim siyasi figür olarak, siyasi bir tanımlama olarak. Ama onun yanında ben aynı zamanda bir çiftçiyim. Ee, Faik Bey söyledi, toplantı bugün bir ekonomi toplantısı vardı. Lütfen söyle, ekonomi masasından geldiğini söyle. Lütfen söyle dedi, tarımdan sorumlu genel başkan yardımcısını söyle. Beni hiç bu tür şeyler çok tatmin etmez ama yani şey değilim, böyle bir derdim yok. Ama ben bir çiftçiyim. Ben şu armudu 2002 yılında bir kilosunu sattığımda bir litre mazot alıyordum. Heh, çok 2002 önemli. yılında ben şu Santa Maria'dır, şu Santa Maria'dır, şu Santa Maria'dan armudunu sattığımda bir litre mazot alıyordum. Bir kilo armuda bir litre mazot evet. mu alıyordunuz 2002'de? Evet, 2002'de. Bugün, bugün ne yazık ki ben 5 kilo armut satıp bir litre mazot alamıyorum. Çiftçinin geldiği hal bu. Çiftçinin geldiği hal bu. Depoya gidiyorum mazot altı buçuk TL. 6,5 TL. Kimse söylemiyor İrfan Bey. Bilmiyorlar. Farkında değiller. En büyük zam mı tarım ilaçları aldı. En büyük zam tarım ilaçlarında %100, %70 ile %200 arasında tarım ilaçlarında zam var. Bu iki temel faktörün yanında yani ilaç, mazot, gübre. Gübre bakın gübre. Gübre, gübresiz artık bizim bölgemizde üretim yapmak mümkün değil. Niye? Hayvancılık bitti. Doğal gübreleme yapma şansımız yok. Münafebe yok. Yani bir, bir sene başka bir ürün, bir yıl başka bir ürün. Bunlar bitti. Bunlar yok. Her yıl aynı yere aynı ürünler ekiliyor. Ve en önemlisi siz demin dediniz tohum. Şimdi en büyük giderimiz bizim mazot. Mazotun hikayesini size kısaca anlatmak isterim. Ben çiftçiyim. traktörlerimde çalışıyor. Traktöre de biniyorum. Sürümümü de yapıyorum. Budamayı da yaparım. Aşılamayı da yaparım. Bu benim işim. Bu benim ekmeğim benim çocuklarım da, ailem de, bütün toplumum da biz topraktan yaşamımızı sürdürdük. Ve dünyanın en kutsal işlerinden bir tanesidir tarım. Alın teridir çünkü. Emektir. Yoktur hilelik, yoktur üçkağıtçılık, yoktur hırsızlık. Toprak ne verirse, ona ne kadar samimi dostça davranırsanız size verir. Nankör değildir. Ama ona bir şey vermek zorundasınız elbette. Hep, hep sömürerek, hep sömürerek toprakla bir yere varılmaz. Mazot örneğini vereceğim. Türkiye'de tarım bölgesinin, tarım çiftçisinin kullandığı mazot yaklaşık olarak net bir rakam yok. Ama en minimumu söylüyorum en azı 3 milyar litredir. 3 milyar litredir. 4 milyar söyleyenler var, 3,5 söyleyenler var. Ben en azını söylüyorum. En azı garanti rakamdır. 3 milyar litre mazot. 3 milyar litre mazotun bugün eğer 2019'da başka bir zam gelmezse 6,5 liradan... 19,5 milyar 20 milyara yakın çiftçiden gideri var. Çiftçinin bugün belini büken en büyük maliyet olan mazottur. En büyük. Hiçbir şey yapmasa, mazot yeni bir fiyat almasa 20 milyar çiftçinin ceminden mazota para gidecek. 20 milyar. Sadece mazot. Peki iktidar destekleri destekledim diyor, şunu yaptım diyor, bunu yaptım diyor. 2019 yılında 2006'da çıkardığı yasaya göre 21. maddeye göre bu yıl için 44 milyar TL çiftçiye destekleme vermesi lazım. 44 milyar TL. 4.4 katrilyonluk bir bütçe var. Bunun 1'i 44 milyar yapıyor. Çiftçiye doğrudan vermesi gereken destek miktarı. Peki çiftçiye ne kadar veriyor? 16.1 milyar. Onun 150 milyonunu da Et ve Süt Kurumu'na aktardı. Niye aktardı? Et ve Süt Kurumu et alıyor, zarar edip iki firmaya satıyor. O iki firmanın zararını hazineden kaynaklanan, et balık kurumundan kaynaklanan zarar oradan karşılıyor. Bakın. Desteklemeler ona karşılıyor. Bir de bir gruba da adeta böyle zenginleştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz mazota 20 milyar veriyoruz. Koca hükümet 960 milyarlık bütçeden çiftçiye 16 milyar veriyor. Peki mazotun 20 milyar lirasının ne kadarı vergi İrfan Bey? 13 milyar. Yani çiftçiye verdiği bütün desteği çiftçi sadece mazot parasından devlete iade ediyor. Bunun içinde ilaçtan gider yok, diğer elektrikten gider yok siz söylediniz. Diğer hiçbir alanda yok. Hani artık çiftçi, çiftçi ticarete konu olmuş bir alan haline gelmiş. Devlet tamamen artık ben bu işi başaramıyorum diyerek 15 gün önce tarımda birlik yasası diye bir yasa çıkardı. Yeni fakat hayata geçiremedi. 25 Nisan'da saray anlatacaktı içeriğini. Fakat ortaya çıkınca bizler de şifre edince büyük tepkiler gelince şimdi aldılar bir kenara koydular şimdilik. O şuydu. Tarımda birlik projesi adı altında Semerat Holding diye bir holding kuruyorlar. Tarımın bütün yapısını oraya teslim ediyorlar. Orman Bakanlığı lav oluyor. Tarım Bakanlığı lav oluyor, kaldırılıyor. O da fona toplanıyor. Tümü lav oluyor. Bu birliğin, holdingin alt birimi var. Milli Birlik Kooperatifleri tarım kredilerden oluşuyor. Şeker, şeker işten oluşuyor. Türk şekerden oluşuyor. çay kurdan oluşuyor. Bunlar %15 kitler. %35 kooperatifler. Ama asıl önemlisi şu, yüzde elli özel sektör. Yüzde elli özel sektör. Yani bir holding düşünün, yüzde ellisi özel sektörün, yüzde otuz beşi milli birlik kooperatifleri dediğimiz, tarım kredi kooperatifleri, tarım kredi üst birlikleri ve yüzde on beş dediğimiz kitler, Türk Şeker ve Çaykur ama yüzde ellisi de yerli ve yabancı şirketlerin yöneteceği bir birlik. Üretime bunlar karar verecekler. Girdilere bunlar karar verecekler. Çiftçinin hiçbir söz hakkı ve yetkisi olmayacak. Kadrolaşmaya bunlar karar verecekler. Deyim yerindeyse ülke tarımı bakanlığıyla dahil satılıyor. Tekrar söylüyorum. Bakanlığıyla dahil satılıyor. Gerçi bunlar onu, yani yabancı değil bu iktidara bu. Başbakan kendini sattı, kendini laf etti özür dilerim başbakan kendini lav etti. Ben artık işe yaramıyorum dedi. Başbakanlık yok artık. Ha yani başka bir düzene geçti. Şimdi ne varsa Bunlar çok... da şimdi bakanlıkları kaldırıp tarımın bütününü bir holdinge teslim etmek istediler. Bu masada ve şimdilik geçici olarak bunu durdurdular ama ne olacağını bilmiyoruz. Sular özelleşti. Sulama birliklerine kayyum atadılar. Şu anda suların litresi evde içtiğimiz, sanayide kullanılan sular gibi tarım suları parayla ve saatle. Ve şimdilik bunlar hazırlık yapıyorlar. Sulama birliklerinin de da satacaklar. Önce kendileri alıp toparlayacaklar, sonra satacaklar. Bakın bu çiftçiye yapılan desteklemelerden ne yapıyorlar biliyor musunuz? Elektrik kurumuna ve devlet su işlerine açık bir şekilde para tahsilatı yapıyor bakanlık. Çiftçinin desteği Ziraat Bankası'na yatıyor para Ziraat Bankası'na yatar yetmez elektrik kurumu, çiftçinin Hı. elektrik borcu varsa oradan tahsil ediyor, el koyuyor paraya. Sulama birliği ya da devlet su işlerinin alacağı varsa hemen paraya el koyuyor. Şimdi bir yere varmaya çalışıyorum. Geldiğim nokta şu, hani Dünya Çiftçi Günü bugün, 14 Mayıs. Var dünyada çiftçilik gününü kutlayanlar, elbette var. Fransa çiftçisi kutluyor, Almanya çiftçisi kutluyor, Amerikan çiftçisi kutluyor. Hatta bir günde kutlamıyor, uzun uzun kutluyor. Çünkü onlar için çiftçilik ve tarım milli savunmaya konu olmuş bir alan. Gıda egemenliği ve gıda güvenliği açısından vazgeçilmez bir unsur. İnsanlığın temel hakkı geçmişten aldığı örneklerle biz almadık mı? Biz de aldık. Bizim Kars'ta, Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nda biz açlık görmedik mi? Ondan sonraki yıllarda biz açlık yine zaman zaman değişik zamanlarda yaşamadık mı? Karneli gıda noktası olmadı mı? olduğu dünya ambargoları bir ülke olanakları varsa kendi insanının gıda güvencesini, gıda egemenliğini neden verir acaba başka ülkelere? Neden? Ya oradan ya birilerine peşkeş çekeceksiniz ya da mecbur kalacaksınız. Mecbur bıraktı bu iktidar bütün bunları yaparken. Mecbur. Şimdi şundan girmek isterim. 16 yıl geçti. Bir diyor ki örnek vereyim daha net anlaşılsın çiftçimizin durumu. 2 milyon 800 bin çiftçi 2 milyon 100 bine düştü. Alt, 700, 600, 700 bin civarında çiftçi ailesi tarımdan uzaklaştı. Yani 2002'den bugüne kadar 700 bin çiftçi ailesi tarımdan uzaklaştı. Biraz önce söyledim. 2002 ile bugün arasında 34 milyon dönüm arazi tarımdan çıktı. Bu ikiydi. 3 2002 yılında 2 milyon 800 bin çiftçi 530 milyon devlete borcu vardı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi. 530 milyon. Bu önemli. Bugün, bugün, hani çiftçi ne halde 14 Mayıs gününü kutluyoruz ya, çiftçi sayısı 660 bin, 700 bine yakın düşmüş, çiftçinin borcu 109 milyar TL olmuş. Bu ne demek? Çiftçinin borcu 20 kat artmış demek. Borç artabilir. Eğer yeniden yatırım yapıyorsanız, alanını büyütüyorsanız, yeni yatırımlar, sanayi yatırımları, tarımsal işletmelerde büyüme, paketleme, buzhane, yani yeni bir şeyler yapıyorsanız ve üretiyorsanız, katma değer sağlıyorsanız, borç olur, borç olmalı. Borçsuz nasıl hani büyüyeceksiniz? Ama borç diye bir şey yok. Tam tersi bakın 34 milyon dönüm arazi üretimden çıkmış. 700 bin çiftçi azalmış, azalmış. Borç 20 kat artmış, 20 kat. Ve çiftçi şimdi bu borcu ödeyemeyecek bir pozisyonda. Yetmedi, yetmedi. Zaten tarım kredi kooperatifleri faizleri çok yükseltmişti. Onlar ciddi bir sorundu. Ziraat Bankası iki gün önce zirai kredileri ortalama yüzde sekizi faizle şu anda yüzde on altıya çıkardı. Yüzde yüz faiz arttırdı. Şunu yapıyordu iktidar. Rakamlarla oynuyordu. Goebbels gibi. Hitler döneminin Goebbels'i gibiydi. Propaganda şefi gibi. Rakamlara siz İsterseniz en doğruyu da söyletirsiniz ama en yalanı da söyletip önce kendiniz inanır, sonra da inananlar çıkar diye söylersiniz. Bakın buğdayın, buğdayın primini 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardılar. 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardılar. Bakan şunu söyledi. Buğday müjde. Buğday primini %100 yüz arttırdık. 5 kuruştan 10 kuruşa. Şimdi 100 milyar liralık kredi kullanılan Ziraat Bankası faizini %8 ile %12 arasıydı. %4 ile %12 arasıydı. %8'di. Şimdi %12 ile %16, %8 ile %16, %22 arası yaptı. %16 oldu. %100 arttırdı. Hiç konu bile etmiyor. Hiç söylemiyor. Bu çiftçinin bir kez daha iflas etmesi demektir. Bir kez daha batmasıdır. Bu üçüncüydü. Dördüncüsünü söyleyeceğim. 2002'de bunlar iktidara geldiklerinde tarımın istihdamdaki yani iş yaratmadaki payı yüzde 35'ti. Şu anda yüzde %17 17.3'e indi. Daha net olsun 7,5 milyondan daha fazla istihdam sağlıyordu tarım. Şu anda 5 milyonlar seviyesine düştü. Yeter mi? Yetmez. Bir başka konu elbette bu çok önemli. 2002'de size deselerdi ki Türkiye hayvancılıkta dışa bağımlı olacak. İnanır mıydınız? Biz etimizi dışarıdan getireceğiz. Eğer dışarıdan et getirmezsek et yemeyeceğiz deseydik inanılır mıydı? Sırbistan'dan, Bosna hersekten orada Arjantin'den et alacağız. Şöyle diyor iktidar. Hayalde gerçek oldu. AKP yapar onlar bakar. Evet doğru. Hayalde gerçek oldu. Bu ülke hayal bile edemezdi et ithal edeceğini. Hayal ediyor. Bizi dışarıya ette muhtaç ettiler. Onlar yaptı. Evet biz baktık. Onlar yaptı bizi muhtaç ettiler dışarıya yani. biraz dinlendireyim bir e, anekdot aktarayım 1 Mayıs alanında canlı yayın yapıyorum Ankara'da tan doğanda bir vatandaş kasketi var cebimde ben yandım ben yandım diye bağırıyor benim yakama yapıştı buyurun dedim kimsiniz? Zafer Öz Yiğit ben dedi Aymanalı süt üreticisiyim ben dedi Dört çocuk okutmaya çalışıyorum bankaya borcumu ödeyemiyorum bittim ben bittim dedi Beni de genel başkanla görüştürün kimle görüşmek istiyorsunuz sizle CHP genel başkanıyla görüşeceğim kimse başka beni dinlemiyor dedi Zafer Bey geçen hafta Sayın Genel Başkanla görüştü Aymanalı süt üreticisi ee, sorunları büyük, derdi büyük. Borç gırtlağa dayanmış durumda o tüm süt üreticileri ne yapayım dedi. Sütümü dökeyim, eylem mi yapayım, protesto mu yapayım? Ben o protestolara karşıyım. Sütü dökerek yapılan protestolar ama çiftçi de, üretici de sesini bir şekilde duyurmak, haber bültenlerine taşınmak istiyor. Halk Ana Haber'de son 28 dakikadır tarımı konuşuyoruz. Ne yiyeceğiz, ne üreteceğiz bunu konuşuyoruz. Sanırım bu Türk televizyonlarında bir rekor. Çünkü tarımın 28 dakika konuşulduğu bir televizyon programı yok maalesef. Maalesef yok. Siz dediniz Katarlı'nın akıllı telefonu var, bilgisayarı var, işte dizüstü bilgisayarı var ama kriz anında gittiği yer Ekmek, ekmek almaya gidiyor. Ne bulacak, ne yiyecek diye. Bunları konuşmak, düşünmek zorundayız. Sizi dinlendirmeye devam edeyim. Bu ülkenin verimli toprakları var. Bu ülkenin çok verimli tarım toprakları var. Manisa'ya götüreceğim sizi. Manisa Sarıgöl'de e, asma yaprağı topluyor kadınlar. Tarım demek sadece evet üretim ama aynı zamanda yaşam şekli ve aynı zamanda e, insanın mutluluğu, saadeti demek. Manisa'da asma yaprağı toplayan kadınların şu mutluluğuna bir bakar mısınız? Hava sıcaklığının artmasıyla üzüm diyarı olarak adlandırılan Manisa'da bağlar yeşillendi. Arkadaşlarımla beşlik lere günde ortalama 300-350 tane salamura yaprak muaynatı Sabah erkenden bağlara giden kadınlar öğle saatlerine kadar asmalardan taze yaprak topluyor. Kadınlar topladıkları yaprakların kilosunu 4 TL'den satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Antep'e, Diyarbakır'a, ondan sonra Kayseri'ye, Sevgiler'e vardır, devam etmektedir. Yılın sezonlar açmış bulunmaktayız. Bir yandan taze yapraktan para kazanan kadınlar diğer taraftan kış için salamura yaprak yapıyor. Manisa Sarıgöl'ün yaprağı çok güzel olur. Ne yiyecek, içecek bizim çocuklarımız <laughs> diye sorar bu analar. Ben yine size Soma'dan bir örnek vermiştim. Dün akşam söylemiştim. Soma'da Yırca köyünde hiç unutmuyorum haber yapmaya gittik. Termik santral yapacaklar. Kim bilir kaçıncısı. Zeytin ağaçlarını bir gece kesi vermiş iş makinaları analar ağlıyordu. Yine benim yakama yapıştılar, duyur sesimizi. Bizim çocuklarımız ne yiyip ne içecek diye. Verimli tarım arazileri maalesef e, tarım yapılmayan araziler haline geldi. Az evvel rakam verdiniz, Türkiye'nin kaybettiği ekili... E, ekilmeyen alan, 34 ek, milyon dönüm. Ekilmeyen alan, 34 milyon dönüm. Çoğu Avrupa ülkesi kadar neredeyse. Belçika'nın iki katı. Belçika'nın iki katı toprak. Kaybedilmiş durumda. Toprak gidiyor. Bundan önemli vatan meselesi, beka meselesi diyorlar. İşte beka bu, meselesi bu. İşte beka bu. meselesi. Biz de onu konuşuyoruz. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Bu hayvancılığı bitirmek isterim. Lütfen. Kısaca bağlamak Lütfen. isterim. 2009 yılından itibaren ithalata başladılar. 2007 yılında yoğun bir kuraklık oldu ve süt fiyatları düştü. İklim kurak geçti. Süt fiyatları düştü. İktidar ne yaptı biliyor musunuz? Süt tozu ithal etti. Süt tozu. Ve o yıl 1 milyon sağmal inekleriz biz büyükbaş. Yani sağımda olan, yavrulama olana olan 1 milyon büyükbaş hayvanımız kasaba gitti. O gün hayvancılığın kaderi değişti o yıl. Daha sonra 2009'da bir karar aldılar, ithalat kararı. 2010'dan bugüne kadar İrfan Bey 300 bin ton sadece et aldık. 300 bin ton kemikli, kemiksiz, hazır et, dondurulmuş, hazır et aldık. Ve 7 milyon küçük, büyük baş hayvan, canlı hayvan aldık bu topraklarda. Canlı hayvan. Toplam ödediğimiz para 7,5 milyar dolar. 7,5 milyar dolar. Sadece bunun için yem alıyoruz desem inanır mısınız? Hazır yem alıyoruz. Yani yem, soya, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, saman aldık. Mesela kaba yem aldık ve her yıl alıyoruz bunu. 20-25 milyon ton kesif yemin, ince yemin 10-12 milyon tonunu her yıl satın alıyoruz. Kaba yem alıyoruz. Toplam 80-85 milyon ton civarında bu topraklarda yem üretiliyor ve biz hayvancılıkta artık dışarıya bağımlıyız. Bakan birkaç gün önce açıklama yapmış. Demiş ki et üretimimiz arttı. Küllüm yalan. İlk 3 ay 2019 2018'e göre hem kırmızı ette, koyun eti ve sığır eti ve tavukçulukta ette azalmalar var. Ette azalmalar. Çünkü çok iyi bir şey dediniz, sütten bahsettiniz. Şimdi süt para etmiyorsa bir ülkenin hayvan üreticisi, çiftçisi sütten para kazanmıyorsa orada siz et üretiminden bahsedemezsiniz. Süt ve et üretiminin iki, bir temel kaynağı vardır. Bir temel. mera kaba yem. Eğer mera yoksa, kaba yem yoksa et de yoktur. Kaba yem yoksa besi yoktur, süt de yoktur. Çünkü yem satın alarak hayvancılığı sürdüremezsiniz. Ancak şu şekilde sürdürebilirsiniz. Bir litre sütle bir buçuk kilogram yem almak zorundasınız. Tekrar söylüyorum. Bir litre sütle bir buçuk kilogram yem almalısınız. Yemin bugün Öyle bir hal aldı ki, yani neresinden anlatsam acayip oluyorum. Bakın, firmalar sütü çiftçiden alan firma aynı, o çiftçiye yemi veren firma da aynı. Sütü çiftçiden alan firma aynı, çiftçiye yemi veren firma da aynı. Yani bir teker, ya, bir sömürü düzeni kurulmuş. Bir tezgah kurulmuş. Tezgah çiftçi. kurulmuş ve çiftçinin Yem için pazarlık yapma şansı yok. 100 liradan verirse 100 liradan kabul edecek. 95 liradan verirse 95 liradan. Şu anda 20 protein, 2600 enerji içeren bilenler bilir bu şu demektir? İyi bir süt yemi demektir. En üstte değildir, en altta değildir. Türkiye'de hayvan profiline göre kullanılan en çok kullanılan yemdir. Bunun şu anda 95 lirayla 100 lira arasındadır fiyatı. 95 lira 100 lira sütü 200 lira 20, e, 2 lira diye fiyat açıkladılar. Bilin diye söylüyorum. Hiçbir zaman o 2 lira çiftçinin eline geçmez. Onun kriterleri var. Hiçbir zaman geçmez. 170 180 geçer. Ama biz diyelim ki 2 lira geçsin. 2 lira geçse bile tam geçse bile hiçbir sorun olmasa, çiftçinin sağdığı her süt 2 liraya firmalara teslim edilse bile 1 litre sütle ancak 1 kilogram yem alıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü mera yoksa, kaba yem yoksa, yemi kendin sağlayamıyorsan ve onu destekleyen bir mekanizma yoksa hayvancılık batar. Bakın 7 milyon baş canlı hayvan, 300 bin ton et aldık ve ne yazık ki şu anda bile et üretimimiz azalıyor. 2018'e göre 2019'un ilk 3 ayında üretimde azalışlar var. Vakit Az diye çok hani tümü burada var, tek tek üretimde azalma var ve Türkiye artık önemli olan bir şey daha, et daha az et tüketmeye başladı. Bir Çünkü, de bir taraftan şimdi ete ithalat kapısı açarken vatandaş ucuz et yesin demişlerdi. Hayır vatandaş daha pahalı yiyor, ee, üretici e, mağdur olmuş durumda e kim kazanıyor bu zincirde? bu Şöyle 2002 ile 2007 arasında ülke parasını standart tuttular, dövizi sabit tuttular ve faiz verdiler. O dönemde enflasyon aslında artıyor. Bir var. Faiz de var ama döviz stabil. Dolayısıyla ülke parasıyla ülkede bazı üretim birazcık pahalı oldu. Birazcık. Bu pahalılık karşısında AKP'nin zaten bu topraklara kazandırdığı iki temel sektör vardır. Kimsenin bilmediği onlarla beraber öğrendiğimiz iki sektör. İthalattan para kazanma kültürü bir de kamu özel ortaklığı yapılan işler köprüler, yollar, e, Aa, uçaklar, kamyonun, gemicikler ve müteahhitler diye bir Aynen gemicik. öyle. Süpersiniz. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> İnşaat yardımı. Öyle bir hal aldı ki her şey ithal gelmeye başladı. O yıllarda da Çin, tabii Çin dünyaya emek ucuz her şeyi satıyor. Biz her şeyi ithal etmeye başladık. Her şey öylesine bir ithalat hastalığımız oldu ama birileri kazanıyordu buradan. O devran bir süre gitti İrfan Bey. Gittiği yer 2009 oldu. 2010 krizi oldu kısmen, kısmen döndü ama ana eksen geçen yıl Temmuz krizi bu işi tamamen bitirdi. Her defasında çiftçiyi tehdit eden. Bak, piyasaları ithalatla kontrol ederim. Buğdayda, ette, diğer bir ürünlerde ben ithalatla piyasayı regüle ederim, düzenlerim, ucuz olanak sağlarım diyen iktidara iktidarın kullandığı bu ithalat sopası, e işte olacak ya, döndü, kendilerini vurdu. Ne oldu? Buğday fiyatları dünyada daha pahalı oldu. Mısır fiyatları daha pahalı oldu. Hatırlayınız, geçen yıl, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında ne yaptılar? Un ithalatı, un ihracatını durdurdular. Buğdayın içinde olduğu yem ihracatını durdurdular. Niye? Bizim artık ürünlerimiz dünyadan daha ucuza gelmişti. Daha ucuz olacağı için içerden buğday un yurt dışına çıkacaktı. Dolayısıyla ülkede ekmek bile sıkıntı olacaktı. O yüzden ihracatı durdurdular. Oysa bizim ülkemiz kişi başına 145-150 kilogram buğday veya un harcar. Dolayısıyla biz aslında bir ekmek toplumuyuz. 150 kilo kişi başına ekmek tüketiriz. Avrupalılar 40-45 kilo tüketir, biz 145 kilo tüketiriz. O yüzden buğday bizim için olmazsa olmaz alanımızdır. Ama biz ne yaptık? Bu iktidar ne yaptı? Üreticisinin buğdayını 90 kuruşa 85 kuruşa aldı, hatta almadı. 75 kuruşa 80 kuruşa çiftçi tüccara mahkum oldu ama kendisi dışarıdan 1,5 liraya buğday aldı. Onu un pahalanmasın diye, ekmek belirli bir fiyata satılsın diye 1,2 liraya kurum zararı yaparak, devlet zararı yaparak fırıncıya, esnafa sattı. Aynı şeyi başka bir yerde daha yaptı, Mısır'da yaptı kendi üreticisinden mısırın fiyatını 960 kuruş belirledi. 96 lira olarak 960 lira olarak ton olarak belirledi. Ama dışarıdan 1.3 liraya mısırı aldı ama içeride piyasaya 1 liradan 1.2 liradan sattı. Peki siz kaldırdığınızda Toprak Mahsulleri Ofisini işlevsizleştirdiğinizde, Çuko Birliği işlevsizleştirdiğinizde, Fisko Birliği işlevsizleştirdiğinizde, Marmara Birliği işlevsizleştirdiğinizde, Trakya Birliği şekeri pankoyu işlevsizleştirdiğinde niçin işlevsizleştirdiniz? Dediniz ki devlet zarar etmemeli. Devlet zarar etmez. Peki şimdi bu zararı kim karşılayacak? Ben, bu zarar neyin zararı? Ben ağzım açık, sizi dinliyorum. Siz de direkt artık kameraya bakarak anlatmaya başladınız. Bu bir aşk, bu e, bu ülkede bu ülkenin insanına duyulan aşk, bu ülkenin insanı kandırılmasın, aç kalmasın çocuklar yatağa aç gitmesin diye hep sıkıntıları bahsediyorsunuz. Nedir çözüm? Çözüm bu, çözüm bu. Bu hazırlığın, bu tespitlerin doğru ellerde e, hayata geçirilmesi. Bu ülkenin insanına duyulan aşk. Ee, biz e, rekoru egale ettik. Bu e, Türk televizyonlarında en uzun süre tarımın konuşulduğu program rekorunu egale ettik ama reklam arası vermek durumdayız. Çok teşekkür ediyorum size. Sadece bir gün değil, her gün tarımın konuşulması, bu ülkede çiftçinin, üreticinin konuşulması gerekiyor. Benim aklımda yaptıkları tuhaf açıklamalar var bu ülkede Tarım Bakanlığı yapan isimlerin içlerinden biri. Şunu söylemişti, benim eşim ucuz et nerede satılıyor biliyor, oradan gidip alıyor, herkes de öyle yapsın demişti et pahalanınca. Pahalı et, et yiyemiyoruz deyince vatandaş. Bir diğeri de halihazırda bakanlık yapan beyefendi. Çiftçi çok çok çalışıp az kazanan insandır. Dünyanın her yerinde bu böyledir demişti. Demek ki ehil ellere teslim edilmesi gerekiyor bu işin. Çok teşekkür ediyorum Efendim, Sayın Sarıbalık. Çok önemli iki şey var. Çok kısa. Özür dilerim sizden. Buyurunuz. Bir, bakın şu Cumhurbaşkanlığı kararına özür dilerim Tarım ve Orman Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yeni kararı değerli halkım. Buyuralım. Patates patates artık bu topraklara hemen hemen kontrolsüz girecek. 31 değişik hastalık, zararlı bakteri, mikroorganizma için analiz yapılıyordu ithal edilenlerden. 31'in 6'sı kaldı, 25'i iptal oldu. Yani gıda güvenliğimiz terk edildi. Yine aynı alınan kararla, resmi karardır bu, her 100 tondan 200 yumru örneği alınıyordu. Tekrar söylüyorum, her 100 tondan 220, 200 yumru örneği şu anda 500 tonda 200 yumru örneğine geçildi. Bu gıda güvenliğinin artık tamamen bittiği anlamına gelir. Bu da 1980 askeri ihtilal hükümetinin, Kenan Evren'in başkanlık yaptığı o hükümetin, Bülent Ulusu'nun başbakan olduğu o hükümetin 1981 yılında, tekrar söylüyorum, 1981 yılında soğan üreticisinin elinde soğan kaldığı için aldığı bir karar. Karar şu. Diyor ki hükümet olarak tarım kredi kooperatifleri ve tarım birlikleri aracılığıyla Ziraat Bankası'nın finansıyla çiftçinin elindeki soğanı alacaksınız. 15 kuruş ve kilogram olarak para ödeyeceksiniz. Aldığınız soğanları depodan 20 kuruşa, 25 kuruşa satarsanız bu aradaki kar ettiğiniz farkı üreticiye dağıtacaksınız diyor. Bu askeri hükümet 81 sonuç çiftçi yerle bir olmuştur. Çiftçi batmıştır. 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayacak ülkeler vardır. Ama Türkiye üreticisi, Türkiye çiftçisi utanç günü olarak bunu harflerle bu iktidarın göğsüne yatacaktır. Daha ne söylenir bilmem. Bu ülkede de tarım vardı. Bir anma günü olabilir. Belki Dünya Çiftçiler Günü bu ülkede. Maalesef bu durumda ülke. Çok teşekkür ediyorum. Son gösterdiğiniz iki notta çarpıcıydı. Biri 12 Eylül darbe rejiminin aldığı karar, biri de daha yeni alınmış olan karar. Ne yediğimizi de bilemeyecek durumdayız. Patateste kontrol ediliyordu. Şimdi o da kontrol edilmeden. Her yerden patates alınmaya başlanacak. Çok önemliydi bunlar. Biz de konuşmayı sürdüreceğiz. Sayın Sarıbal çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun siyasi gündemin içinde. Bu bir çığlıktı, bir yardım çığlığı tarımın. Tarımcının, üreticinin yardımcılığı onu duyurduğunuz için sağ sağolunuz efendim. Yine görüşeceğiz ama ana haber bülteninde. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. ]ler. Sağolun. Haksızlık bu akşamın tabelası, sosyal medya tabelası. Size yazıp göndermeye devam edin lütfen. Bu ülkede en büyük haksızlık tarıma, çiftçiye, üreticiye, hayvancıya yapıldı. Bizim tüm bunları konuşacak bir saatimiz daha olacak reklam arasının ardından.